Selamünaleyküm. Rüyalar İnceliği programına hoş geldiniz. Takipçilerden gelen rüyalar grubuna bugün devam ediyoruz. Birkaç tane rüya var. Rüyalar şöyle. Birinci rüya bir hanım kardeşimize ait bir rüya. Hocam merhaba, bir hafta önce bir rüya gördüm. Çok korktum, etkilendim. Yorumunu çok merak ediyorum. Cevaplarsanız çok sevinirim hocam. Rüyamda üniversite amfisine benzer sıraları olan ama daha büyük bir yerde sıra sıra dizilmiş bir sürü insan vardı. Ve bu insanlar sorguya çekilmek için bekliyordu. Sonra benim sıramın en önündeki takım elbiseli adamı ayağa kaldırdılar ve silüeti olmayan bir ses "Allah cimrilerden nefret eder" diye bağırdı. Sonra şimşek çakmasına benzer bir sesle o adamın üzerine beyaz bir ışık indi. Sonra hemen Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okundu ama hangisi bilmiyorum. Okuyan kişinin de silüeti belli değildi. Ama sesi çok güzeldi. Ben de arkada ayakta olanları dehşet içinde izledim. Allah'ım ben nasıl hesap vereceğim deyip korkuyla uyandım. Rüyalarımda genelde hep karanlık, simsiyah bir ortam var. Hocam lütfen yorumlar mısınız? Teşekkür ederim şimdi. Tabiri şöyle. Gördüğünüz rüya çok rahmani bir rüya. Her insan dünya hayatında bir imtihana tabidir. Kimi insanlar cimrilikle, kimileri müsriflikle, kimileri fetiyle, kimileri aklıyla, kimileri gücüyle, kimileri güzelliğiyle imtihan oluyor. Rüyada size cimri birinin Allah katında göreceği muamele gösterilmiş. Sizin böyle bir rüya görmenizin bir sebebi cimrilik yönünüz olup olmadığı ile ilgilidir. Eğer çok eli sıkıysanız bu yönde kendinizi sorgulamanız lazım. Eğer böyle bir yönünüz yoksa sosyal çevrenizde gördüğünüz cimrilerin akıbeti hakkında aklınıza gelen sorulara rüya ile net cevap verilmiş. Rüyandaki şimşek Allah'ın nurudur. Şimşek üzerinden Allah'ın nurunu gösterdiği çok sayıda rüya var. Bu rüyada da aynısı olmuş. Cimriler hakkında söylenen sözü izah eden Peygamber Efendimizin şöyle bir hadisi var. Cömert Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ama cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ama cehenneme yakındır. Cömert cahil, Yüce Allah katında cimri abidten daha sevimlidir. Karanlık ortamlar rüyada görmenin ve bunun tekrarlanmasının sebebi duygu dünyanızın ve kalp gözünüzün mal sevgisi, dünya sevgisi, gösteriş merak veya benzeri problemlerle bulandığını, dış dünyayı bundan dolayı karanlık olarak gördüğünüzü size hatırlatıyor. Eğer hayatınıza Estağfurullah zikrini ve Sübhanallah zikrini yerleştirirseniz Allah'ın izniyle bu tarz rüyalar zaman içinde bitecektir. Mümkünse Beled suresini, Hümeze suresini bir ders kitabı gibi kendinize yönelik ilaçları bulmak amaçlı okuyabilirsiniz. Ayrıca az da olsa haftada belli bir miktar sadaka vermeyi hayatınıza yerleştirirseniz çok büyük bir kazanım yapmış olursunuz. Düzenli sadaka veren, sadakasını da gizli vermeye çalışan biri asla münafık olmaz. Çünkü münafıklar sadaka vermezler. Tekrarlanan rüyalar manevi gelişim ihtiyacı olduğunu gösterir. Sizin de bu manada gelişmeye ihtiyacınız bulunuyor. Kendinizi manevi açıdan geliştirecek şekilde besleneceğiniz ortamlara katılmanız, okumalar yapmanız, videolar izlemeniz iyi olur. Kardeşimizin cevabı şöyle oldu. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumunuz için. Tavsiyelerinizi dikkate alacağım inşallah. Allah razı olsun sizden. Bu kardeşimiz rüya sonrasında namaza başlamış. Allah bıraktırmasın. Diğer bir rüya, Azeri erkek bir kardeşimize ait bir rüya. Hocam merhaba, sizden Allah razı olsun. Ben bir yıldır düşünceler içindeyim. Rüyalarıma cevap bulamıyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Bir yıl önce ben hiç evlenmeyen, ailesi olmayan dayımı kaybettim. Öldükten sonra ilk kez rüyamda genç olduğunu ve beyaz smokinde düğününün olduğunu gördüm. Ben onu yukarıda bir yerden izliyordum ve beni gördü, ismimi çağırdı. Lakin ben dönüp gittim. Ondan sonraki rüyalarımda bana birkaç kez mirası ile ilgili senetleri ve yerlerini gösterdi. Neden bulamadığım için bana kızdı. Kendisi hiçbir vasiyet bırakmamıştı. Rüyalarımda hep bu genç, hep gençti, halbuki 56 yaşında vefat etmişti. Ve diğer rüyamda ben balayından döndükten sonra rüyamda gördüm ki bana da o da aynı şehre gittiğini ve şehri çok beğendiğini söylüyor. Bana gülerek bundan sonra onunla değil karımla seyahat yapacağımı söyledi. Başka rüyalarımda ise bana para verdiğini gördüm. İki kez lütfen rüyamla ilgili yorum yapınız. Allah sizden razı olsun. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Tabiri şöyle.
Bilirsiniz, kişi yaşlı dahi ölse, imanlı ölmüşse ahirette 33 yaşında olacak şeklinde rivayetler var. Bu yüzden dayınız rüyada genç görünüyor. İmanlı ölmüş. Dünyada evlenmediği için ahirette kendisine bir eş nasip edilmiş. Rüyadaki evliliği bu manadadır. Vefat edenlerin ve beyaz elbise içine görülmeleri imanlı öldükleri anlamındadır. Peygamber Efendimizin bu tarz bir rüyası ve yorumu var. Mirası ile ilgili konular eğer gerçekten maddi bir miras bırakmışsa o bilgilere dikkat etmek lazım. Çünkü bazı sahabeler şehit olmalarına rağmen miraslarıyla ilgili bilgileri yakınlarının rüyalarına girerek vermişler. Size de böyle bir durum olabilir. Eğer maddi mirası yoksa o zaman manevi ve genetik mirası var demektir. İnsan bazen ecdadındaki özellikleri yaşar, hayatında sergiler. Bu çerçevede hayatındaki ecdadına ait özellikler manevi mirastır. Siz de dayınıza ait bazı özellikleri taşıyormuşsunuz. Dayınızın size para vermesi, size dua etmesi iyiliğiniz için Allah'a yalvarması anlamındadır. Demek iki defa size dua etmiş ki siz de rüyanızda iki defa böyle bir rüya gördünüz. Diğer boyutta dayı rüyaları faaliyet ve aktivite içinde olmak anlamındadır. Kalbinizi zikirle işletmeniz, aklınızı ise tefekkürle işlettirecek, kitapta ve meşgul etmenize yönelik de rüyalar işaret ediyor. İrfan dolu kitaplar okuyabilirsiniz. Sizi hem geliştirir, hem korur, hem kuvvetlendirir, sağlam bir imanınız olur. Kardeşimizin cevabı, hocam Allah sizden binlerce kez razı olsun. Sizin gibi bir insanı karşıma çıkardığı için Allah'a şükrediyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu gece de onu rüyamda gördüm. Rüyamda gidip ona sarılıp ağladım. Onu çok özlediğimi söyledim. O da bana sarıldı. Dayım yalnız ölmüştü. Onunla son kez konuşma imkanım olmamıştı. Vicdanım sızlıyordu. Artık bir yıldan çoktur ki kendimi suçluyordum. Ama bu rüyaların anlamını okuduğumda gözlerim doldu. Allah sizi cennetiyle şereflendirsin inşallah. Diğer bir rüya, erkek bir kardeşimize ait bir rüya. İyi günler hocam. Rüyamda arkadaşımın alnında iki tane uzun kıl vardı. Biri beyaz, diğeri siyahtı. Beyaz olanı tutup çekmeye çalıştım. Tutup çekerek yapma istersen dedi. En son zor da olsa çekmeyi başardım. Yorumlayabilir misiniz? Rüyanın tevili şöyle. Rüyada kıl, şuur ve bilinç demektir. Beyaz kıl, aydınlık bilinç. Siyah kıl, karanlık bilinç demektir. İnsan alnı ise insanın kader programının yazılı olduğu merkezdir. Rüyaya göre arkadaşınız size karşı hem bir karanlık bilinç hem bir aydınlık bilinç sergiliyor. Siz aydınlık bilinç ve düşünce sembolü olan beyaz kılı koparmışsınız. Siyah koparmanız daha doğru olurdu. Onunla diyalog ve irtibat boyutunuzu ve ona karşı tepkilerinizi rüyada göstermişler. Arkadaşınızın bu davranışlarının arka planında kaderin yazgısı ve genetik kodları etkin rol oynuyorlar da diyebiliriz. Dördüncü rüya, erkek bir kardeşimize ait bir rüya. İyi günler hocam. Rüyamda öğretmeni olduğum okulun bahçesindeydim. Bahçenin duvarları mavi renge boyanmıştı. Sonrasında okulun girişten bahçeye bakıyordum. Lüks bir araba duruyordu. Çocuklar da oyuncak arabayla gezerken bu arabaya çarpacaktı ki altından geçip gitti. Yorumlayabilirseniz sevinirim. Rüyanın tabiri birkaç yönden yapıldı. Okulun duvarlarının maviye boyanması ya idare yapısının daha ferah bir hale dönüşmesi veya okulun zengin bir kişi tarafından veya makam sahibi biri tarafından tadilat yaptırılmasını işaret eder. Bu şekilde okul daha ferah bir hal alır. Lüks araba aynı zamanda okulunuzda yüksek seviye bir başarı olacağı anlamına gelir. Bazı rüyalarda araba başarı demektir. Lüks araba ise ışıltılı ve şatafatlı bir başarı anlamına gelir. Çocukların oyuncak arabaya binmeleri şu an ders alan talebelerin akıllarının oyun ve eğlencede olduğu ve bu yönlerde bir başarı ve gelişmeli olduğu anlamındadır. Halen dünyayı oyun ve eğlence mekanı olan ilahi bir park olarak algılıyorlar. Öğretmen olduğunuz için rüyayı mesleki çerçevede de ele alabiliriz. Bazen okul rüyaları musibet anlamına da gelir. Musibetiniz varsa o çerçevede de yorumlanır. Eğer varsa musibetin yakında bitip size ferahlık vereceği, geçmiş ve gelecek zamana dair ki rüyadaki duvarlar bu anlamdadır, bakışınızın ferah bir renk alacağı anlamına gelir. Bazı rüyalarda duvar geçmiş ve gelecek zaman anlamına gelir. Sağ duvar geçmiş zaman, sol duvar ise gelecek zaman manasındadır. Eğer devletle bir sıkıntınız varsa
Onun da rengi değişip ferahlayacak demektir. Çünkü bazı rüyalarda ise duvar devlet anlamındadır. Lüks araba inşallah sizin hakkınızda manevi ve maddi manada parlak bir başarı anlamına gelir. Beşinci rüya, erkek bir kardeşimize ait bir rüya. Erdem Bey selamlar. Dün gece yaşlı annem şöyle bir rüya görmüş. Tabir edebilirseniz çok memnun olurum. Annem rüyasında benim için şöyle dua ediyormuş. Allah'ım oğlumu ahirette Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem komşu et. Ben de sanki arkasındaymışım ama beni görmüyormuş. Sonra bir ses duymuş. Hayır, o Nuh Aleyhisselam'a komşu olacak. Ve annem çok ama çok uzun boylu, uzun beyaz saçlı ve beyaz sakallı birini görmüş. O kimsenin eline bir asa varmış ve kollarını iki yana açmış duruyor. Yüzü sisle kaplı görünmüyor ama sanki o Nuh Aleyhisselam'mış. Annem güzel hislerle uyanmış. Ben bu rüyayı duyunca hep birlikte hem sevindim, hem üzüldüm hem de korktum ama bir mana veremedim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Tabiri şöyle. Rüya çok güzel. Belli şartları yerine getirmek kaydıyla annenizin duasıyla cennete gidebileceğinizi belirtiyor. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem komşu olamamanız hayatınızın ona benzemeyeceği, farklı imtihanlar yaşayacağınız anlamına gelir. Malum Hazreti Nuh Aleyhisselam hem eşiyle hem bir çocuğuyla imtihan oldu. Bu zorlu imtihanı Allah'ın izniyle aştı. Azimle, gayretle, yılmadan, aşk ve şevk ile Allah için yıllarca koştu. Kazanan o, kaybeden eşi ve oğlu Kenan oldu. Eğer evliyseniz, eşinizle ve bir çocuğunuzla böyle bir imtihan süreci yaşayabileceğiniz rüyada ifade ediliyor. Fakat sonunda siz kazanacaksınız diye rüyadan anlıyoruz, azimli olmanız şartı bulunuyor. Peygamberlerin görüldüğü rüyalar haktır. Şeytan onların şekline bürünecek kuvvete değildir. Rüyadaki his de annenize o kutsi havayı vermiş zaten. Rüyanız mübarek olsun. Hayatın zorluklarına karşı kuvvetli bir iman, olayları okuyacak bir hikmet ve ilim, dünyaya ehemmiyet vermeyen bir kalp ve ruh başarıda esastır. İnşallah akıl, kalp, ruh birlikteliğiyle Hz. Nuh Aleyhisselam gibi dünya imtihanını aşacak, ebedi hayatta annenizle Hazret'e komşu olacaksınız. Selam olsun Nuh Aleyhisselam'a ve ona benzeyen bütün kullara. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.